Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün fermente gıdalar serimize tarhana çorbasının yapılışını anlatarak videomuzu hazırlayacağız. Şu anda malzemelerimiz görülüyor. Malzemeleri tanıtacağım ben. Uzun bir süreç bu. Süreç ilerledikçe çekeceğiz. Videolarımızı birleştireceğiz. Şimdi şurada gördüğünüz İçinde domates, 1,5 kilo domates, 4 baş soğan, 1 kilogram kırmızı kapya biber pişirilerek blenderdan geçirildi ve buna iç diyoruz. Tarhanamızın içine katacağız. Ölçülerimiz aşağı yukarı değişebilir. Biber içine katacağınız acı biberle biraz acılaştırabilirsiniz. Hazırladığımız iç bu. Biz tarhanamızı böyle yapıyoruz. Yan tarafta şurada mayayı görüyoruz. Ekşi mayadan hazırladığımız bir günlük maya bu. Onun içerisine katacağız ve sonra bu maya o 4-5 gün hamuru mayalayacak ve oldukça geniş bir mayalanma süreci geçecek. Uzun bir mayalanma süreci geçirecek. Yarım kilogram yoğurt katıyoruz. Yoğurdumuz için şu hazırladığımız katkıların içerisine domates, kapya biber, soğan ilaveten bir miktar maydanoz doğradık, ince ince kıydık ve nane hazırladık. Kuru nane veya yaş nane hazırlanabilir. Yine hamurun oranınca tuzumuzu katıyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Burada 4 kilogram un hazırladık biz. Bunun içerisine bunları katıp karıştıracağız ve tarhanamızı mayalanmaya bırakacağız. Evet, malzemelerimizi unun içerisine kattık. Bir miktar da su ekleyerek şu anda yoğuruyoruz. Bugün tarhanamızın fermentasyonunda 3. gün. Mayalanma devam ediyor. Kabarıyor. İçinde karbondioksit çıkıyor. Bol miktarda hamur şişiyor. Birinci günde bu leğen ağzına kadar doldu. Yoğuruyoruz. Karbondioksitini çıkartıyoruz. Ve şu anda biraz katılaşmış durumda. Bu her gün bu şekilde yoğruluyor. Şu anda tarhanamızı kurutma aşamasına geldik. Mayalandı. Bir haftadır mayalanan tarhanamızı küçük parçalara ayırıp kurutmak üzere, ufalamak üzere çarşafın üzerine bırakıyoruz. Anadolu'nun geleneksel gıdası tarhananın serüveni devam ediyor. Şu anda da küçük parçalar halinde koyduğumuz tarhana parçalandı. Ufaladık biraz daha. Güneşte kuruyor. Eylül ayının mahsulü tarhana devam ediyor. Bir kısmını içeriye aldık. Bu şekilde ufalıyoruz. Daha da ufaltacağız. Devam ediyor. Bu şekilde kelgirin arkasına bastırarak ufalayıp incelerini iç tarafa dökmek mümkün. Ama elimizle de bunu yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Ezerek ufalıyoruz. Ancak burada önemli bir püf noktası var. Tarhanayı ne kıtır kıtır tam sertleşmiş olarak ne de çamur biraz daha yumuşak olmamalı. Tam kıvamında yakalarsanız bu şekilde ezmek kolay oluyor ve daha rahat dönüştüreceksiniz demektir tarhanayı. Şu şekilde. Bu halde ezilmemişlerle ezilmişleri, ufalanmışları ayırmak için ele koyuyoruz ve şu şekilde eliyoruz. Bakın. Ufalananlar ayrıldı. Hala işlem görülürse üstte kaldı. Ve bunları tekrar ezmek üzere buraya koyuyoruz. Son aşamaya geldik. Serginin üzerine ufaladığımız, incelttiğimiz tarhanayı serdik ve sadece artık kurumasını bekliyoruz.
Bundan sonra içindeki su iyice buharlaşacak, mantarlanması, küflenmesi önlenmiş olacak. Daha sonra da kavanozlara koyup bir sene bu taranayı tüketeceğiz. Hazır çorba olarak geleneksel çorbamız yapım aşamaları bu şekildeydi. Afiyet olsun.